Almanya'nın ardından Hollanda ve Çek Cumhuriyeti'nin de seyahat iznini kaldırdığı ülkeler arasına Türkiye'yi almaması Avrupa Birliği ülkelerinin birbirlerine ekonomik desteği olarak görülürken Altav Başkan Yardımcısı daha oğlu durumu kötü kokular var diyerek nitelendirdi. Alman hükümetinin 29 ülkeye seyahat izni verdiğini daha önce açıklamıştı. Alman tur operatörleri de bu yaz tatilcileri nerelere götüreceklerini açıkladı. 29 ülke içerisinde Türkiye yer almadı. Almanya'nın hemen ardından Hollanda'da seyahat izni vereceği ülkelerin listesini açıkladı. Türkiye'ye yer vermezken en ilginç karar Çekya'dan geldi. 1 Temmuz'da yurt dışına çıkışı açacağını ifade eden Çekya, sadece Yunan adalarına tatile gidilebileceğini sınırlamasını koydu. Konuya ilişkin soruları yanıtlayan Alanya Turizm Tanıtma Vakfı Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, bu alınan kararlar bizi çok kötü etkileyecek. Almanya bizim ikinci büyük pazarımız konumunda. Bununla kalmayıp bizim için önemli pazarlardan biri olan Hollanda ve Çekya da bizi listeye almadı. Avrupa ülkeleri arasında bir dayanışma söz konusu ifadelerini kullandı. Alınan kararların arkasında çıkarların söz konusu olduğunun altını çizen daha oğlu yaşanan süreç nedeniyle bu sezon özelinde oldukça karamsar düşünüyorum. Bu kadar ülkeye seyahat izni verilirken Türkiye'ye verilmemesi kesinlikle Avrupa Birliği ülkeleri tarafından alınmış siyasi ve ekonomik bir karar. İtalya'da, İngiltere'de ve İspanya'da çok büyük hatalar yapılmasına rağmen oralara izin verilirken Türkiye'ye izin verilmiyorsa bunun arkasında kötü kokular var diye konuştu. Avrupa'dan bu sezon için beklentilerin çok düşük olduğunun altına çizen daha oğlu tur operatörleri için en büyük sorun bir tarih olmaması. Bir tarih verilse buna göre öngörüde bulunma durumumuz olacak. Avrupa'dan beklentimiz son gelişmeler sonrası çok düşük seviyede. Elimizde lokomotif pazarımız Rusya kaldı. Biraz sos diyebildiğimiz o da eğer mevcut süreçleri normalleşmeye girerse, aksi takdirde Rus pazarı da ertelenebilir. Ayrıca en büyük sıkıntılardan biri Rusya'da pandemi tedbirleri süresinde insanlar izne gönderildi. Yani birçok kişinin tatile çıkacak izin hakkı bulunmuyor dedi. Dış pazarlardaki kayıplara iç pazarla pansuman yapılıp yapılmayacağı şeklindeki soruyu da yanıtlayan Dahaoğlu, Pandemi süresinde insanlar büyük ekonomik zorluklara girdi. Sadece bu değil, özel sektör çalışanlarını zorunlu izne gönderdi. İnsanların izin hakları kalmadı. Bu nedenle iç pazarda da süreç çok umut vaat etmiyor diye konuştu. 2020 yılı için insanlara hayal satılmaması gerektiğini söyleyen Altav Başkan Yardımcısı Dahaoğlu, 2020 yılı için turizmde bir beklenti içerisinde olmak, sadece hayal kurmak ve insanlara hayal satmak anlamına gelir. Temennimiz, Covid-19'un kesinleşmiş tedavisi bulunursa 2020 yılını kurtarabilmek diye konuştu.